Şiddetli bir yağmurdan sonra Leyla arka bahçelerindeki birkaç su birikintisinin derinliklerini ölçüyor. Sonuçları bir tabloya kaydediyor. Bahçede üç farklı su birikintisi varmış. Bunlar burada yazıyor. Burada da su birikintilerinin santimetre cinsinden derinlikleri verilmiş. Sonra da bize salıncağın altındaki su birikintisi kaldırımın üstündeki su birikintisinden ne kadar daha derindir diye sorulmuş. Şimdi, videoyu durdurun ve cevabı kendiniz bulmaya çalışın. Evet, soruda salıncağın altındaki su birikintisi ne kadar daha derindir diye sorulmuş. Yani şundan bahsediliyor. Bir tam, 1 bölü 4 santimetre olan derinlikten. Bu, kaldırımın üstündeki su birikintisinden ne kadar daha derindir? Bunun altını farklı bir renkle çizeyim. Kaldırımın üstündeki su birikintisi. Tablodan görüyoruz ki, kaldırımın üstündeki su birikintisinin derinliği 2 bölü 4 santimetreymiş. O halde, 1 tam 1 bölü 4'ten 2 bölü 4'ü çıkarabiliriz. İşlemi yazalım. 1 tam 1 bölü 4 eksi 2 bölü 4. Şimdi, kesirli kısımlar arasında çıkarma işlemini yapabiliriz. Yani 2 bölü 4'ü üstteki tam sayılı kesirin kesir kısmından çıkaracağız. Fakat burada bir problemle karşı karşıyayız. 2 bölü 4, 1 bölü 4'ten daha büyük bir kesir. Bu durumu nasıl çözeceğiz? Burada kilit fikir şu. Tam sayı kısmındaki biri de kesir olarak yazabiliriz. 1 tam, 1 bölü 4, 1 artı 1 bölü 4 ile aynı şeydir. 1'i paydası 4 olan bir kesir olarak yazmak istersek, bunu 4 bölü 4 olarak da yazabiliriz. O zaman işlem, 4 bölü 4 artı 1 bölü 4 haline gelir. Bu da 5 bölü 4 eder. Artık bunun yerine 5 bölü 4 de yazabiliriz. Çıkarma işlemimizde 5 bölü 4 eksi 2 bölü 4 olacak. Buraya eksi 2 bölü 4'ü de yazalım. Bunun ne olduğunu bulmamız artık çok zor değil. Bir şeyden elimizde 5 tane varsa ve bundan 2 tane çıkarırsak, elimizde o şeyden 3 tane kalır. Bu durumda kalan 3 bölü 4 olur. Yani salıncağın altındaki su birikintisi, kaldırımın üstündeki su birikintisinden ne kadar daha derinmiş? 3 bölü 4 santimetre kadar. Aslında bunu şu şekilde de görselleştirebilirdik. Şöyle düşünün. 1 tam 1 bölü 4'ten 2 bölü 4 çıkartmak istiyoruz. İlk başta 1 tam 1 bölü 4'ü şöyle bir şekil olarak düşünebiliriz. Bu 1 tamımız olsun. Bunun tamamını boyuyorum. İkinci şekli ise 4 eşit parçaya bölüyorum ve bir parçasını boyuyorum. İşte bu 1 tam 1 bölü 4. Şimdi sadece bundan 2 bölü 4'ü nasıl çıkarabiliriz ki? Burada sadece 1 bölü 4'lük bir parçamız var. Fakat daha sonra diğer bütün olan parçanın da aslında 4 bölü 4'lük bir tamı temsil ettiğini fark ettiğimizde, onu da bu şekilde 4 parçalı olarak düşünebiliriz. Yani artık elimizde 5 bölü 4 var. 1, 2, 3, 4, 5 bölü 4. Ve şimdi bunlardan 2 tanesini çıkarabiliriz. Bir tanesini çıkardık, İkinciyi de çıkarıyoruz. Peki elimizde ne kaldı? Şimdi elimizde bu 3 bölü 4'lük kısım kaldı. İşte tam olarak şurası.